İkinci sırada konuşmacı olarak Sayın Haluk Karakurt Beyefendi'ye rica ediyorum. Bir şey de hatırlatmak istiyorum. Başkan adaylarının kendi aralarında yaptıkları anlaşma gereği konuşmayı 15 dakika ile sınırlandırmışlardır. Buna saygı duyacaklarına inanıyorum. Çok da teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer divan üyeleri, konuşmama başlamadan önce divan başkanlık kurulunda benimle birlikte çalışacak yol arkadaşlarımı tanıtmak istiyorum. Hepsi Serence Bey, Dikili Taş, Yeni Mahalle ve Muradiye doğumlu ve köy içinde büyüyen arkadaşlarım benim gibi. Salih Tadik 60 yıllık arkadaşım ve kendisi trafik müşaviri. Çetin Ötkaynak, altyapılarda jünyör ve genç takımlarda kaptanlık yapmış, genç milli takıma seçilmiş, Beşiktaş forması giymiş arkadaşım. Yine altyapılarda jünyör ve genç takımlarda forma giymiş Hadi Teoman Göral. Yeni Mahalle'den tam 60 yıllık arkadaşım, ilkokuldan sınıf arkadaşım, dış ticaret uzmanı Murat Ertınas. Yine Serence Bey'den arkadaşım, Yıldız futbol takımında top oynamış, emekli uzman teknisyen Metin Türk Yılmaz. Saygıdeğer konuklar, hatırlarsanız 2 hafta önce bir mali ve idari kongre ve akabinde bir seçimli genel kurul yaşadık. Genel kurulda sevgili başkanımızın rakibi yoktu. Olması da mümkün değildi çünkü çok başarılıydı. Takımı şampiyon yapmış, Vodafone Arena'yı kulübe kazandırmış, kriz ortamını çok iyi yönetmiş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon ve Futbol Federasyonu kavgaları esnasında Beşiktaş Başkanı olarak bir tarafta çok güzel bir duruş sergilemiştir. Ama bunun yanı sıra bugün bir tane amaç uğruna 5 tane aday buradayız. Demek ki bir şeylerin iyi gitmediği kesin. Eski divan başkanımız bir tarafta, 4 tane de onu başarılı bulmayan bizler. Ben nezaket kurallarını, disiplin kurallarını, bu mabedin terbiyesini bozmadan çok sükunet içerisinde konuşmayacağım. Onu hepinizin affına sığınarak söylüyorum. Olması gerekenleri evirip çevirmeden söyleyeceğim. 14 Mayıs günü hepimizin bulunduğu kongre salonunda dikkatimizi çeken bir şey oldu. Son 7-8 sene içerisinde giderek tırmanan, oranın havasını bozan, o mabedin ruhuna ters olaylar kavgalı, küfürlü dövüşlere dönüştü. Sayın divan üyeleri, hepinizin affına sığınarak şunu ifade etmek istiyorum. Ben emekli bir subayım. Kurumsal bir yapıdan geldim. 30 yıldır bir kulübün başkanlığını yapıyorum. 7 tane kulübeli tüzük hazırladım. Yani affınıza sığınarak söylüyorum, en az hukukçu arkadaşlarım kadar bu konuyu çok iyi bilirim. Ama şimdi gelinen noktada size söylemek istediklerim içerisinde şunlar var. Bu kulübün kaç bin tane üyesi var bilmiyorum. Ama 283 tanesi kapıya konmuş, 1883 tane de hazıruna yazılmış akil insanları var. Yaşı kemale ermiş abileri var burada onlar.
bir, bir divanda, bir toplantıda eğer biz olması gereken havayı yaratamazsak bizden sonraki gençlere örnek olamayız. Geleneklerimizin ta ileriye doğru gitmesini sağlayamayız. Eğer biz o disiplinsizliklere, şu kürsüyü alet ederek kendi egosunu tatmin etmeye çalışan arkadaşlara, ona buna saldıran ve burada bir anarşi yaratmak isteyen arkadaşlara bırakırsanız, sonra eteklerimizi fren toplayamayız. Kulübün içerisinde kurullar var. Denetleme kurulu var. Disiplin kurulu var. Seçme, sicil kurulu var. Ve divan kurulu var. Biz divan kurulu başkanlığına ne zaman aday oldum biliyor musunuz? 14 Mayıs 2015 günü, 2016 günü, yani 15 gün önce. Ben 30 yıldır konuşanları dinliyorum. Hiç kimseye bulunduğum yerden sataşmadım. Onun için şimdi söyleyeceklerime de kimsenin sataşmasını istemiyorum. Ama eğer bu kongrelerin disiplinini ayaklar altına alan seçilmiş yönetim kurulu başkanına neredeyse hırsız damgası vuran bir arkadaşı kongre divan başkanı yaparsanız, yarın o kadar büyük kavgalara seyirci kalırsınız. Toplayamazsınız. Burada bu kulübün anayasası var. Tüzük var. Bu tüzüğü maddelerini uygulamak zorundasınız. Eğer kavga eden, küfür eden, herhangi bir sebebe dayanmadan, bilgi ve belgeye dayanmadan bir başkasına iftira atan kişiye savunmasını alıp tüzükle belirtilen uyarma, kınama cezalarını vermezseniz o alışkanlıklar süre gider. Devam eder. Orada disiplini sağlamak istiyorsanız kurulların çok iyi çalışmasını sağlamanız lazım. İşte divan kurulu, kurul başkanlığı divan kurulu kararına müdahale etmeli. Ses kesildi. Sesim gelmiyor. Sesimi kestiler. Ama şuna inanın, benim sesimi kimse kesemez. Onu söyleyeyim. Haluk Bey, lütfen. Tarık konuşma. Çok rica ediyorum. Ben bu tür cümleler sarkıcı gelmeyelim efendim. Bu bizim elimizde olan bir şey değil. O nereden gelelim. Dur bakalım. Bekleyin. Sesim geliyor mu? Arkası duymaz. Arkası duymaz. Şimdi bilmiyorum, sesim oralara geliyorsa bir şeyler söylemek istiyorum. Biraz zarar var. Haluk Bey, ne dersin? Sesle gidecek arkadaşlar. Buyurun, sakın. Bana bak, otur. Kalalım burada. Yok, fark etmez. Evet, ses tamam. Haluk Bey, devam edebilirsiniz. Şimdi çok önemli bir iki konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Ortaya konan kurallara herkesin uyması gerekiyor. Ben Kongre Divan Başkanlığı'na bir dilekçe verdim. Çünkü bugün yapılan bu kongre
geçerli değil. Yani bu kadar yaşını başını almış, sağlık sebepleriyle de rahatsızlığı olan insanların buraya bu amaçla gelmiş olması, zaten de hep divan üyeleri bu disiplini gösteriyor. Ama maalesef TÜZÜK Temmuz ayında yapılmasını emrediyor. Onun için 65. madde gereği bu seçim geçersiz. Bir bakıma bizim için iyi oldu. Efendim? Cevap vermeyin. Karşılıklı olmasın efendim. Şimdi bizim için şöyle iyi oldu. Ben geçen kongreden sonra ayın 17'si, yani kongreden 2 gün sonra bir evrak aldım. Bu evrakı aldığım gün divan başkanlığına aday olmaya karar verdim. 15'inde kongre yaptık. Evrakın tarihi 16 doğrudur. Ama kargo evrakının tarihi 14. Yani siz ayın 16'sında imzaladığınız bir evrakı 14'ünde kargoya verebilir misiniz? Veremezsiniz. Sevgili divan üyeleri, bizim tüzüğümüz diyor ki, olağan genel kuruldan sonraki ilk toplantıda divan, başkan, 4 asil ve 2 yedek üyesini seçer diyor. Genel kuruldan önce böylesine bir karar alır demiyor. Ben çok merak ediyorum. Divan Başkanlık Kurulu'nun karar defterinin 22 sayılı kararı tarihi kaç acaba? Ya 10 ya 11 ya 9. Şimdi bunları görünce hepinizin affına sığınarak zekamla dalga geçiliyor gibi geldi bana. İnadına geldim bu seçime. Çünkü birilerinin bir şeyleri düzeltmesi lazım. Şimdi bir bakıyorsunuz, tüzüğümüzde divan kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları anlatılmış. Okuma yazması olan herkes önüne alır, okur ve gereğini yapar. Ama bir de yazılı olmayanlar vardır. Demin söylediğim gibi, geleneklerin sürdürülmesi için doğru hareket tarzlarının benimsenmesi. Ama onun yanı sıra şahsen çok önem verdiğim bir şey söyleyeceğim. Burada bulunan divan üyelerinin en genci 45 yaşında. Çünkü 18 yaşı üstüne 25'i koyarsanız 43-45 yaşında olur. Yani divan üyeleri abilerimiz, arkadaşlarımız, kardeşlerimizin sahip olduğu en büyük zenginliği hatıraları. Arkadaşınla oturacak, çay içerken eski anıları gözden geçirecekler, maç izleyecekler, tavla oynayacaklar. Şimdi ben soruyorum size, bunları yerine getirmek zor mu? Şuradaki divan üyeleri içerisinde maçlara gitmek isteyenlerin öncelikle ve indirimli olarak bilet alması mümkün değil mi? Yaşı kemale ermiş, her türlü sağlık sorunu yaşayan insanların indirimli, avantajlı sağlık hizmetlerinden istifade sağlamak iyi değil mi? Beşiktaş'ta kongre üyeliği, divan üyeliği yapmış arkadaşların ekonomik ve sağlık sebepleriyle zor durumlardaysa onlara el uzatmak kulüp tarafından doğru değil mi? Şimdi denecek ki, evet doğru, ama divan danışma organıdır. Divan yetki verildiği takdirde karar ve iş denetim organıdır. Kabul. Ama eğer size birisi yetki verecek diye beklerseniz çok beklersiniz. Yetki verilmez. Yetki gidilir, alınır. Ama yetkiyi alacak olan arkadaşın birikimi, cesareti, dürüstlüğü, şeffaflığı, samimiyeti test edilmelidir. Bugün Vodafone Arena'yı yapmış. 4 yıldan beri trilyonlarca borçları altından kalkmaya çalışan, bir kriz ortamını yürütmeye çalışan değerli yönetim kurulu üyeleri bu kulübün icra organlarıdır. Eğer bir divan başkanı yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle seviyeli,
mesafeli, akılcı, samimi bir ilişki kurarsa, söz veriyorum size, bu Beşiktaş Divan Kurulu üyelerinin de kendilerine ait mekanı olur. Bunu bu seçimi kazanayım diye size vaat olarak söylemiyorum. Dikkat ederseniz konuşmamda bir sanki kızgınlık var havası var. Ben arkadaşları tarafından çok sevilen şakacı bir insanım. Ama birisinin buraya çıkıp kızması lazım. Hepinizin adına kızması lazım. Hepinizin affına sığınarak sanki o kendinde o yetkiyi görmüş gibi buraya geldi. Ben buraya geldiğim zaman Sayın Süleyman Seba'nın Mustafa abi dediği babam Berber Mustafa Karakurt'u ve köy içi esnafını da onurlandırmak için geldim. Temmuz ayında yapılacak olan toplantıda umarım bu konuşmalarımızın, bu tanışmamızın bir faydası olur. Burada şunu ifade etmek istiyorum. Makam ve mevki meraklısı değilim. Ben komutanlık yapmışım, onu bırakmışım, buraya gelmişim. Ama ben hizmet etmek istiyorum. O teveccühü bana gösterirse divan üyeleri sizde, onu oraya gelir, hiç kimsenin yapamadığı kadar güzel yaparım. O kadar da kendime güveniyorum. Çünkü ben başka şeylerin beklentisi içerisinde girmem. Ben şunu çok iyi biliyorum ki, kurallar kim içinse herkes içindir. Sizin affınıza sığınarak yaptığım konuşmada sürçülisan ettiysem siz büyüklerimden, arkadaşlarımdan özür diliyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben